Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda iki şişle örülen çok kolay bir yeni doğan bebek bot patik modeli ya da çorap patik de diyebiliriz. Nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapımı oldukça kolay. İlk defa örgüye başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla örebilirler. Ben bu şekilde tek renkle ördüm. Hem kız hem erkek bebekler için uygundur. Sayılarını arttırarak diğer ayak numaraları için de uygulayabilirsiniz. Şu şekilde taban kısmından başlanarak yukarıya doğru ilerliyor. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, patiğim için gerekli malzemelerim. 1 adet iğnem var. 3 mm şişlerim var. 1 adet de patiklik ip kullandım. Tek renk kullandım ben. Şimdi ilmek atarak başlayalım. Bir tane şişimin üzerine ben ilmek atıyorum. Atacağım ilmek miktarında ipimi şu şekilde bırakıyorum. İpimi boynuma takarak örüyorum ben. Bu şekilde ilmeklerimi atmaya başlıyorum. İlmeklerimi böyle atıyorum. Sizler nasıl atıyorsanız ya da örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. 52 ilmek atarak başlayalım. İlk sıradaki ilmeklerimizi gevşek atalım. Sıkı sıkı ilmek atmayalım. Bu ilmekleri gevşek atalım. Çünkü üst sıralarda haroşa öreceğimiz için haroşa örgü esneyebilen bir örgü. Bu kısmı, başlangıç kısmı ise esnemezse kötü bir görüntü olur. Bakın bu şekilde esneyebilmesi lazım başlangıç kısmının da. Bu yüzden ilmekleri gevşek atalım. Evet, 52 tane ilmeğimi attım. Ayak numarasına göre 2 ilmek ya da 4 ilmek fazlalaştırarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi 52 ilmekle örgümüze başlayalım. Benim bu başladığım ilmek sayısı 4, 6, 8 aylık bebeklere olur. Yani 1 yaşa kadar olur. Şimdi buradan ilk ilmeğimi örmeden alıyorum şişime. Bu arada burası örgümün arka yüzü. Bakın başlangıç ipim bu tarafta. İlk ilmekleri her zaman örmeden diğer şişimi alıyorum. Sonrasında ters olarak örmeye devam ediyorum ilmekleri. Ters örgüyü göstereyim. Bakın ilmeğin içine şişimi aldım. İpi üzerine attım. Attığım ipi ilmeğin içinden çıkarttım. İlmeği bıraktım. Ters örgüyü ben bu şekilde örüyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar örelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz olarak örüyorum. Kenarlarım daha düzgün ortaya çıkmış olacak bu şekilde. Şimdi bakın burası örgümün arka yüzüydü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Şöyle bakın örgünün ön yüzünde alt kısımlar daha düzgün görünecektir. Başlangıç ipim bu tarafta. Yine her zaman dediğim gibi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini yine ters olarak örmeye devam ediyorum. İlmeği şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. Buradaki ilmeği serbest bıraktım. Ters örgüyü bu şekilde örüyorum. Yine son bir ilmek olana kadar, kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde örgünün ön yüzünü tamamlamış oldum. Bakın bir diş haroşa sırası ördüm. Ben haroşa sırasını ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Ve bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Bir de bu arada dediğim gibi ilk ilmeği her zaman örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde toplamda yine bu haroşa sırası 5 diş olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Patiğimizin taban kısmını oluşturacağız. Evet, bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şöyle örgünün ön yüzündeyim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi şu düz kısmını ayıracağız. Ve şu kısımlarını bakın şöyle ayıracağız. Modelimizi yapmaya başlayacağız. Hem de ilmeklerimizi eksiltmeye başlayacağız. Bunun için ilmeklerimi şimdi 3'e böleceğim. 21 ilmek bu tarafta, 10 ilmek ortada,
21 ilmek bu tarafta olacak. Toplamda yine 52 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi 21 tane ilmeği bu şişime alıyorum. Evet, bir sayalım bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bir tane daha öreceğiz. 21. 21 tane ilmeğim burada. Şimdi ortadan 10 taneyi düz öreceğim. İpimi arkaya geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi düz ördüm. Bakın şu şekilde. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi geriye 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bunları da örelim. Sırayı bitirelim. Evet, 52 tane ilmeğin 21 ilmeğini burada ördüm. 10 tanesini düz ördüm. 21 tane ilmeği de bu tarafta ters ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle düz kısımlar ortaya çıktı. Şimdi artık her ön sırada ilmek eksilterek ilerleyeceğiz. Öncelikle düz ilmeklere kadar şöyle bir örelim. Düz ilmeklere gelmeden 2 ilmek bırakalım. Evet, bakın burada düz ilmeklerimi örmeden gelmeden 2 tane ters ilmeğim var. Bunların ikisini birlikte beraber ters olarak örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Burada 21 ilmeğim vardı. Bir tane eksilttim. 20 tane ilmeğim kaldı. Şimdi düz ilmeklerimi örüyorum. 10 tane düz ilmeğim. Hep burada 10 tane sabit olarak ilerleyecek. Bu düz ilmeklerde eksiltme artma yok. Şöyle düzleri örelim. Düz ilmeklerimi ördüm 10 tane. Şöyle. Şimdi ters ilmeklerimi şöyle ilk ikisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Gerisini tek tek örüyorum. Sırayı böyle tamamlayalım. Evet, örgünün ön yüzünü tamamladım. Ön yüzünde bir ilmek bu tarafta, düz ilmeklerin başında bir ilmek sonunda eksilttim. Şu ters ilmekleri eksiltmiş oldum. Örgünün arka yüzünde eksiltme işlemi yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Evet, tekrar örgümün ön yüzüne geldim şöyle. Şimdi yine buradaki ilmeklerimi örerek ilerliyorum. Düz ilmeklere 2 ilmek kala 2 ilmeği birlikte öreceğim. Şimdi tek tek örüyorum. İlmeklerimi böyle tek tek örüyorum. Şimdi bakın 2 tane ters ilmeğim kaldı düz ilmeklerime gelmeden. Bunların ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek daha eksilttim. İlmek sayımı 21'de 20'ye düşürdüm. Sonrasında 19'a düşürdüm. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bakın buradaki ilmek sayımı 19'a düşürdüm. Şimdi düz ilmekleri tek tek örelim. Böyle düz ilmeklerimi tek tek tamamlıyorum.
ters ilmeklerime geçeceğim. Bakın böyle tamamladım. Hemen ilk iki ilmeği birlikte örüyorum. Sonrasında tek tek örüyorum. Ters olarak. Sırayı tamamlayalım. Evet, örgünün ön yüzünü tamamladım. Arka yüzüne geçtiğimde hiç ilmek eksiltmeden tamamını ters olarak öreceğim. Her ön yüze geldiğimde yapmış olduğum işlemi tekrar edeceğim. İki ilmeğin ikisini birlikte ters öreceğim. Düzleri örüp buradaki iki ilmeğin ikisini birlikte ters öreceğim. Hem bu taraftan hem bu taraftan birer ilmek eksilteceğiz. Her ön sırada iki ilmek eksiltmiş olacağız. Bu şekilde buradaki ilmek sayım 13. Buradaki ilmek sayım 13. Ortada 10 ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. Toplamda 36 ilmek kalana kadar bu şekilde eksiltmeye devam edelim. Eksiltmeler her ön sırada olacak. Evet, bakın bu şekilde sıraları tamamladım. Şöyle 13 ilmek bu tarafta, 10 ilmek düz orta kısımda, 13 ilmek bu tarafta kaldı. Topladığımızda 36 tane ilmeğimiz elimizde mevcut. Şu haroşa sıralarını sayarsak yukarıdan aşağıya doğru. Şöyle aşağıdan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 diş haroşa sıra olmuş şöyle aşağıdan yukarıya doğru. Şimdi burada artık lastik örgüye geçeceğim. Bakın böyle. Sizlere diğer patiğimde de göstereyim. Şöyle. Burayı haroşa örgü olarak da ilerleyebilirsiniz. Bir ters bir düz tekli lastik olarak da ilerleyebilirsiniz. Ben bu şekilde çiftli lastik olarak yaptım. Yani iki düz iki ters iki düz iki ters şeklinde yaptım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. İki tane ters ördüm. İki tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. İki ters, iki düz şekilde böyle sırayı tamamlayalım. En son kısma geldim. Yine iki ters, en sonuncuyu düz ördüm. Şimdi örgünün arkasına geçiyorum. Burada yine ilk ilmeği örmeden alıp sıradaki ilmeklerime bakıyorum. Onlar düz görünüyor. Onları düz örüyorum. Sıradakiler ters. Onları ters örüyorum. Bir sonraki ilmeklerim şöyle düz görünüyor. Onları düz örüyorum. Düz görünenleri düz, ters görünenleri ters olarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzünü tamamladım. Tekrar ön yüze geçtim. Bakın düzler, tersler ortaya çıkmış oldu. Bakın böyle. İlmekleri örgünün ön yüzünde de arka yüzünde aynı şekilde göründüğü gibi örelim. Düz görünüyorsa düz, ters görünüyorsa ters örelim. Arka yüzünde de bakın düzler, tersler ortaya çıktı. Bu lastik örgü kısmını dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben bu şekilde biraz uzun ördüm ikiye katlamak için. Siz katlamak istemezseniz bunun yarısı uzunluğunda örebilirsiniz. Bakın ben bayağı uzun ördüm. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Evet, patiğimin böyle lastik örgü kısmını tamamladım. Böyle istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Buna nasıl karar verebilirsiniz? Şöyle ikiye katlayıp böyle karar verebilirsiniz. Bu şekilde sizin için yeterliyse bırakabilirsiniz. Burada sayı vermiyorum. Şöyle olduğu gibi ölçeceğim. Şöyle santim olarak ölçü vereyim. 8-8,5 santim uzunluğunda falan örmüşüm. Şimdi ilmeklerimi kapatarak patiğimin örgüsünü tamamlayacağım. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi burada ilmekleri 2-2 örelim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe geçirdim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe geçirdim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe geçirdim. Bu şekilde aynı işlemi uygulayarak ilerleyelim. Kapatma işlemini yaparken ilmekleri çok sıkmayalım.
böyle gevşek örelim bu son sırayı ki şurada şöyle bir esneme payı olsun. Evet, son bir ilmek olana kadar bu şekilde geldim. Bakın bir ilmeğim kaldı. Burada ipimi uzun olarak keseceğim. Bunu dikmek için kullanacağım. Buradaki son kalan ilmeğimi de şu şekilde çekiyorum. Ve şu kısmını şöyle sıkalım. Bu şekilde tamamlamış olduk patiğimizin örgüsünün bitmiş hali. Bakın bu şekilde. Şimdi şu lastik örgü kısmının patiğimin düzünden dikeceğim. Çünkü ters çevirdiğimde böyle daha güzel görülsün diye. Geri kalan kısmını ise tersinden dikeceğim. Evet, şimdi ipimi iğneme geçireceğim. Evet, dediğim gibi lastik örgü kısmını patiğimin düz tarafından dikiyorum. Çünkü burayı tersini çevireceğim için. Şöyle dikelim. Böyle, bakın şöyle şu ilmeklerin iç taraflarından alarak dikelim. Böyle şu kısma kadar gelelim. Evet, şimdi burayı patiğin düz tarafından diktim. Şöyle tersini çevirerek geri kalan kısmını patiğin tersinden dikeceğim. Şöyle iç taraftan alıyorum bakın ilmekleri. Bu şekilde sıranın sonuna kadar dikelim. Şu parmak ucu kısmına kadar gelelim. Evet, patiğimin dikimini tamamladım. Şimdi şöyle düz tarafını da çevirelim. Manken ayağımıza da giydirelim. Bakın şöyle. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Bu patiğin de videolu detaylı anlatımı kanalımda mevcut. Bakın o da şöyle çok güzel. Yapımı çok kolay. Şimdi bunu manken ayağımıza giydirelim. Bu patiğim 0-6 ay bebeklerinize olacaktır. Şöyle taban kısmını sizlere göstereyim. Şu kısmı da böyle lastik örgü olduğu için böyle bileği kavrayacaktır. Böyle hiç çıkma, kolaylıkla çıkmayacaktır ayaktan. Bakın böyle bileği sararak sıcacık tutacaktır. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de denersiniz ve hep birlikte örmüş oluruz. Gerçekten çok kolay, kolaylıkla örebilirsiniz. Çok da kullanışlı. Hem kız hem erkek bebekleriniz için bu modeli kullanabilirsiniz. Eğer videolarımı yararlı, faydalı buluyorsanız, seviyorsanız, kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinize ihtiyacımız var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.